Değerli izleyiciler, sizler için başarı elde etmiş sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler başkent Ankara'dayız. Hasır GT Rolik'teyiz. Kendileri yanımızda Mehmet Bey var, kendileri buranın sahibi. Hemen kendi mesleğiyle alakalı bizlere çok kıymetli bilgiler verecekler. Lakin öncelikle Mehmet Bey'i bir tanıyalım isterim. Mehmet Bey, programımıza hoş geldiniz, hoş şeref bulduk. Verdiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz, teşekkür ederim. Mehmet Bey, çok kısa sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Hasırcı, Ankara Gölbaşı'lıyım. 1967 doğumluyum. 94 yılından beri, yani 1994 yılından beri kendi işletmelerimi çalıştırıyorum. Hasırcı Hidroliği'yi de 2011 yılında kurdum. Bugüne kadar geldik, devam ediyoruz işte. Başarılar dilerim efendim. Peki, Hasırcı Hidrolik olarak hizmet verdiğiniz faaliyetlerimiz nelerdir? Biraz bahsedebilir miyiz? Burada neler yapıyoruz? Biz iş ve inşaat makinelerinin hidrolik pompalarını yapıyoruz. Lastik tekerlekli yükleyicilerin hidrolik pompalarını yapıyoruz. Sıfırdan komple, yani ham madde girer. Buradan mamul olarak çıkar. Yurt içi ve yurt dışı, daha çok %70'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Burada çalışma ortamımızda kaç kişilik bir çalışma ekibimiz söz konusu ustalarımızla? Burada 10 kişilik, 2 kişilik teknik eleman dirizde. Mavi önlüklü mü diyoruz onlardan? İki beyaz, sekizde mavi önlüklü çalışanımız var. Peki tam olarak faaliyetlerimiz nelerdir? Ne gibi araçlarla çalışabiliyoruz? Neler yapabiliyoruz? Biraz aslında işimizin içeriğinden bahsedelim isterim. Biz burada ham dökülmüş dökümleri işliyoruz. CNC makinalarda, işleme merkezinde ve tornalarda. Dişli kesim makinalarımız var. Taşlama makinalarımız var. Yani ham madde buraya girdi mi hiçbir dışarı çıkıp yani bir yere gitmeden bütün her şeyi ısıl işlem hariç bütün prosesleri biz yapıyoruz yani. Kendimiz imal ediyoruz. Peki bunların garantisi süreçlerinden de bizlere biraz bahseder misiniz Mehmet Bey? Garantisi tabii kendi yaptığımız ürünü test edip biz onaylayıp onun raporuyla birlikte veriyoruz. Fakat bizimkisi daha çok ikinci el makinelere verdiğimiz için böyle uzun yani süreli garanti veremiyoruz. Sadece burada test raporlarını verip kaliteli bir şekilde, randımanlı bir şekilde teslim ediyoruz. Bir de montaj çok önemli bizim ürünlerde. Çünkü şantiyede kalmış makine gidiyor çamurun içerisinde. Biz burada el bebek, gül bebek bunları böyle süslüyoruz, püslüyoruz, sandıkların içine koyuyoruz ama şantiyeye gittiği zaman orada olay değişiyor. Yani bir de şartlar da onu gerektiriyor. Çünkü oradaki imkan o dağın başında, maden ocaklarında, mesela mermer ocaklarında, kum ocaklarında. Onun için garanti işimizin temizliği, işimizin arkasında her zaman varız biz. Biz kendimizden kaynaklanan arızaları zaten hemen telafi ediyoruz. Ama bunu da ürünü geldi muayene ettikten sonra, kontrol ettikten sonra diyoruz ya bu bizim hatamız veya da değil. O da artık müşteri bize güvenmesi lazım. Evet. Peki burası dışında başka şubemiz de var mı? Ya da gelecekteki hedeflerimiz arasında büyüme arzumuz var mı? Varsa eğer başka şehirlerde mi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz? Yoksa hayır burada yerimiz, burada biz büyümeyi hedefliyoruz mu diyoruz? Biz Ankara'dayız. Ankara'da devam etmek istiyoruz. Çünkü bir yer değiştirdim mi problem yaşıyoruz gibi. Çünkü yetişmiş personel eksiğimiz var. Bunun da sebebi bu. Şu meslek liselerinde mesela bir gün okula gitsin, eğitim alsın, 5 gün mesleğiyle alakalı bir kurumda çalışması. Yani stajdan ziyade okulu bitirdiği zaman o meslek erbabı gidip işinin başında direkt çalışabilsin. Evet. Şimdi geliyor meslek lisesinden, biz çıraklık yaptırıyoruz ona bir sene, iki sene kabiliyetine göre. Ondan sonra tekrardan bize faydalı olmaya çalışıyor. Bundan dolayı çok sıkıntımız var. Umarım toparlanır, umarım düzelir. İnşallah. Başka. Peki Mehmet Bey, mevki olarak Ankara'nın neresindeyiz? Lokasyon olarak onu belirtelim. Burası İvedik Organize Sanayi Bölgesi. Sizleri Organize Sanayi Bölgesi olarak arattırdıklarını sizlere çok kolay bulabilirler. Zaten web sitemizden bize direkt ulaşabilirler. Tam Hasırcı Hidrolik. Sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz varsa bunları dile getirelim ki çalışmalarınızı izleyicilerimiz tarafından da görebilsinler bizim aynı zamanda. Bizim tescilli markamız var. Hidro Has markası. Yani Hasırcı Hidrolik olarak alamadık ama şirket ismi olarak alamadık ama Hidro Has markasıyla da aratabilirler. Hasırcı Hidrolik olarak da aratabilirler. İki türlü de sizlere ulaşabilirler. Doğru mudur? Evet.
Peki fiyatlandırma grubumuz nasıl? Yani şu an ekonomik şartlara göre ne durumdayız? Yani alım gücü bakımından alabiliyor mu peki sizinle hizmet alan müşterimiz? Bizim hitap ettiğimiz kesim bir orijinalinle kıyaslayarak bazen %50 yani orijinal ürünün %50 oranında, bazen 1/3 oranında, yani bizimki yani, daha ucuz. O indirimler uygun fiyata verebiliyoruz. Uygun fiyata yani. Verebiliyoruz. Şimdi orijinalinle kıyasladığımız zaman bizimki çok daha uygun. Harika, süper. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun, programımıza. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Renk attınız. Son olarak şu anda bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize veda niyetine neler söylemek istersiniz? Daha sonra sizinle olan röportajımı ne yazık ki sonlandıracağım. Bizi izleyenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizi izlesinler. Gelsinler bir çayımızı da içsinler mi? Mutlaka tabii gelsinler bir çayımızı içsinler. Bizim bizimle müşterilerimiz bekleriz her zaman. Bir işbirliği yapsınlar. Soğuk kahvemiz, içeceklerimiz hepsi vardır. Çok teşekkür ederiz Mehmet ben Bey. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, hidrolik alanında hizmet veren Mehmet Bey'le beraber çok değerli röportajımın lakin sonuna gelmiş bulunuyorum. Sizler için birbirinden farklı sektörlere yine sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.